Tamam, onlar çekim yapıyor. He. Gelin burada bu parçaya bakarsınız. Ya siz bir Nusret Çağlayan 73'ten beridir bu meslekle uğraşıyoruz. Babadan kalma bir meslek olduğu için biz de mesleğimizi sürdürmek zorunda kalıyoruz. 73'ten beridir bugüne kadar öyle bir hastalıkla karşılaşmadık. Arılar durduğu yerde kendi kendine bitiyor. Şimdi daha önce biz birçok arı ölümleri gördük. Mesela zehirlemeden ölen arıları gördük. Artı Amerikan yavru çürüklüğü hastalığından öyle arıları gördük. Fakat onların tedavisi çok basitti. Aşağı yukarı 1,5-2 aydan beridir mevcut olan hastalıktan dolayı bütün imkanlarımızı kullanıyoruz. Bu hastalığa bir çare bulamadık. Aynı zamanda koloyun içerisindeki arılar mevcut olan yavrulu peteklerin üstünü terk edip kovanın bir kenarında toplanıp öyle mücadele veriyorlar. Benim yetkililere buradan söylemek istediğim konu mevcut olan hastalığa bir çare bulmaları ve bu hastalığın en etkin ilaçlarının ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. O yüzden devletimizden bir an önce bir müdahale istiyoruz. Yoksa mevcut olan arılardan bu yıl hiçbir tane arı kalmayacağına eminim. Ben iki yerde bu mesleği yapıyorum. Sözde biz Muğla Marmaris'e gidiyorduk. İşte dağdan ovaya indirip mevcut olan arıları nakliyelerin pahalı olmasından dolayı işte bir kamyona yükleyip Muğla'ya götürmek istiyorduk. İşte dağdan indirdiğimiz arının birinci bölümü tamamen sönmüş bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi işte üst üste yığmışız. Bu anda mevcut olan birinci harmandan 250 tane arı kovanı çırpmışız. Bu gidişten mevcut olan arılardan hiçbir tanesinin kalacağını inanmıyorum. Mümkün olduğu kadar yetkililerden bu işe bir çare bulmalarını istiyoruz. Birçok arkadaşımızın bu anda ekonomisi, bütün geliri bu işe bağlı olduğu için eğer bu mevcut olan arı biterse birçok insanımız bu coğrafyada işsiz güçsüz kalacaktır. O yüzden mümkün olduğu kadar bir an önce bu mevcut olan hastalığa bir ilacın bulunmasını temin etmesini istiyoruz. Şimdi sadece mesela bizim bu harmanda bu anda 700'e yakın arı mevcuttur. Bu 700 arının 250 tanesini bu anda silkelemiş durumdayız. Evet evet, arı kovanı. Biraz önce izah ettiğim şekilde mesela harmandaki arıların ölümünden dolayı boşalıp da buraya yığın olarak yığdığımız kovanların hepsi burada mevcut durumdadır. Yani mümkünse yetkililerin de gelip bunu görmesini tavsiye ediyoruz yani. Geçmiş olsun. Yani şimdi burada çok büyük var. Karınca her taraf. Katili çekti. Hayır, şimdi dün yapılan ilaçtan dolayı geldi. Daha bu mevsimde bu arı buraya düşüyor. Evet hocam. Vurması olmadan olmuyor. Bu kadar abi. Vuruyor oradakiler, vurdu. Daha mı daha iyi yine oradaki arı. Saldırıyorsa iyi. Ya diyorum bu 13 tane arıydı bu harika. Kapat.
Yavru da yok. Ana burada. Ana orada. Sahide açmış. Ne yapacaksın fırını? Arı tedavi bu ne planla bastı? Kapat abi. Kapat. Hadi dur bir alsın onu da. Bunu bir çek, bir dikkat edin. Bu Rüstem Bey zaten Varova'nın olduğuna İçindedir zaten. Burada yok ama içindedir. İçindedir ya da çıkmış gitmiş. Bizim bu arkadaş şuna bir şey yap. Varova'yla bağlantılı olduğuna. Ha burada Varova. Profesör Doktor Levent Aydın. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Türkiye Arı Yetiştiriciliği Merkez Birliği'nin isteğiyle değişik üniversitelerden biz doğu bölgelerimizde toplandık. Dün Elazığ'daydık, şu anda Bingöl'deyiz. Arı sayılarında azalmayı takip ediyoruz. Arıların pek dirençli olmadığını ve örnek numuneler almak için de bölgeye geldik. Yarın Tunceli, sonra da Malatya'dayız. Sanırım ciddi bir soruna benziyor ama laboratuvar analizlerimiz çıkınca daha da iyi belli olacak. Ama bunun dışında ciddi olarak şu anda gördüğümüz kovanların gücünün çok zayıfladığı, hatta ölüm oranlarının normal hudutların üstüne çıktığını görmekteyiz. Hem numunelerimizi alacağız hem de döndüğümüzde hem Türkiye Arı Yetiştiriciliği Merkez Birliği'ne hem Bingöl Arı Yetiştiriciliği Birliği'ne bir küçük rapor olarak sunacağız. Acilen yapılması gereken olan bir takım olaylar var. Şu anda bu aralıkta gördüğümüz ciddi bir varroa enfestasyonu var. Ama kanatsız, çok koyu, titreyen arıları da gördüğümüzde viral enfeksiyonlar. Ama sebep bu mudur? Tek sebep bu olamaz. Özellikle iklim değişiklikleri, arıların immün dirençlerindeki düşüklükler, sanırım bizim de artık arıcılığı yapış tekniklerimizi biraz değiştirmemizi de gerektirecek bu iklime uygun bir şekilde. Bugün burada öğrendiğimiz olay bir anda hemen hemen hiç bal almadığı bir arıcının. Sanki Türkiye'nin belli yerlerinde de bu sorun var gibi görünüyor. Tabii ki biz bunu bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde sonuçlandırmak durumundayız. Çünkü kışlatmaya giriyoruz. Teşekkür ederim. Sağım köşe. Hacı. Var var ve kumakı çıkıyor mu? Yesine kalktı. Belediyen kullanmış olan ürün yapıcı kesinlikle barabayı arasında bulmaz. Ben kullanıyordum daha önce. Bu sene gerçekten görülmemiş bir afet var. Genelde sene güzel geçti, baharı çok güzel ama arı randuman vermedi, meyve randuman vermedi, zebze randuman vermedi. Şu anda şu gördüğünüz arılar 150-130 tane arıdan şu anda 50-60 tane arı kalmış. Hepsinin bir araya toplasan 5 arılık kadar değil. Dolayısıyla arı bu sene gerçekten çok büyük bir kayıp verdi. 45-50 yıldır bu meslek yapıyoruz. Böyle bir felaketle karşılaşmadık. Bu felaket olağanüstü bir durumdur. Yani sıradan ne bir varroa meselesidir, ne herhangi bir hastalıktır. Cenab-ı Allah tarafından gelen büyük bir musibettir. Ki inanıyorum ki kıyametin alametlerinden bir tanesi de bu olması gerek. Bunun için bir çözüm, bir çare bulunması gerekir. Bu birlikler bu konuda bize destek olmaları gerekir. Ne gerekiyorsa bize katkıda bulunmaları gerekir diye düşünüyorum. Yoksa benim gibi binlerce arkadaşlar böyle mağdur kalırsa perişan olurlar, ülkeye yük olurlar. Bak kovanı düşün, kovanı düşün. Kaç tane dişi arı oluyor sizin? Dişi arı 70 bin. Kaç tane erkek oluyor? Hocam seni. 1000. Var o da böyle. Sizin burada 100 tane var. 5 yer. Dönülmüş. Kovanda olur. Bu dişi duruyor mu? Virüs mü? Şimdi hiç var o da. Zaten iktidardan dolayı. Neyle bu halde?